Ya çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Öyle böyle değil. Saçım iyi mi? Saçım ne yapsam? Aynen şöyle. Gayet doğal işte. Tamam başlıyorum. Tamam. Her şey iyi, her şey yolunda. Aloha. Bugün sizin için böyle arkaya balonlar koydum. Şurada gördüğünüz bir çiçek. Bunu da kadraja dahil edeyim açıkçası istedim. Bu balon da hediye gelmişti ve yani bana hediye gelmedi bu arada. Annemin doğum günüydü. Annem hediye gelmişti. Annem de sen seversin diye bana yolladı. Ben de böyle kalpli falan çok severim. Dedim ben bunu neden bir videoda kullanmıyorum? Madem gelmiş sizlerle paylaşayım. Çünkü zaten beni artık tanıyorsanız ben paylaştıkça mutlu olan bir insanım. Hele ki bu pandemi süresinde ve süresince gerçekten paylaşmanın değerini daha da anladım. O yüzden de umarım siz de bu görüntüden biraz olsun, şu görüntüden ve anlatacaklarımdan ve bu kadrajdan mutlu olursunuz. Şimdi ben bu heyecanlı halimin biraz daha sakinleşmesi açısından biliyorsunuz genelde videonun başlarında ufaktan böyle bir uzatmacalarım oluyor. Biraz da rahatlıyorum. Bugünün konusuna da gelecek olursak cilt bakımı arkadaşlar ve benim cilt bakımında yani cilt bakımımda kullandığım ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun da en büyük sebebi yani şu zamana kadar zaten hani videolarımı izlediyseniz, beni takip ediyorsanız biraz olsun tanımışsınızdır videolardan. Ben normalde öyle cilt bakımıyla ilgili ya da saç bakımıdır, hani makyajdır falan öyle videolar çekmiyorum. Çünkü kişisel olarak çok ilgim yoktu. Ama böyle bir 6-7 aydır diyeyim, bayağı yoğun bir şekilde özellikle cilt bakımına çok ilgi duyuyorum. Bu yüzden de böyle günden güne ben öğrendikçe ve rutinime de bunları kattıkça açıkçası böyle bir bilgi birikimi oluşmaya başladı. Tabii ki de böyle yani birazdan bahsedeceğim Çisem Çakır kadar asla bilgili değilim ya da onun bilimsel verilere hep dayanıyor bilgileri. O kadar bilimsel verileri hiçbir şekilde araştırıp okumadım. Ama onun videolarından öğrendiğim çok şey oldu. Kendim işte bazı yerlerden okuyup öğrendiğim bilgiler oldu. Yorumları çok fazla okudum. Bir de en önemlisi tabii ki de zaten kendim denedim, deneyimledim. Bütün bu ürünleri şu an önümde duruyor. Siz görmüyorsunuz. Hepsini teker teker size göstereceğim. Bir de bir yerlere zaten o görüntüleri koyarız. Yani bayağı fazla ürün var. O yüzden hazırsanız böyle bir arkanıza yaslanın, keyfinize bakın. Çünkü bu video biraz uzun bir video olacak. Bazen uzun, bazen kısa. Hayatta da öyle değil mi? Bazen bazı şeyler çok uzun sürüyor, bazı şeyler çok kısa sürüyor. Ama önemli olan o andan yaptığımız her neyse, içinde bulunduğumuz an her neyse ondan keyif almak. O yüzden bu yolculukta benimle beraber olduğunuz için tekrardan ve öncelikle mahalo diyorum. Şimdi de sizlerle yavaştan kullandığım ürünleri paylaşmaya geçiyorum. Öncelikle ben kendi cilt tipimden bahsedeyim. Hatta biraz şöyle yakınlaşayım mı? Şöyle bir bakın isterseniz. Gerçi bazı videolarda yakından görmüşsünüzdür cildimi. Benim beyaz bir cilt yapım var. Yani bayağı beyazım ve güneşe alerjim var zaten. Güneşten çok çabuk etkileniyor cildim. Atopik, aşırı derecede kuru. Bir de rozasea hastalığım var. Yani bu birçok yerde rozasea hastalığı diye geçiyor. Rozase de diyorlar. Rozasea'nın da bu arada çeşitleri var. Hani çok kısaca şöyle söyleyeyim. Damarın yani cildin altındaki kılcal damarların cildin üzerine çok yakın olması diyeyim kabaca. Dolayısıyla da hani çok fazla kızarabiliyorsunuz. İşte baharatlı yememeniz gerekiyor. Alkol tüketince çok hemen böyle birden kızarabiliyor cildiniz gibi gibi bunun bir sürü detayları var. Ve dediğim gibi belli birkaç çeşidi var. Bende olan hafif yani ileri derecede bir roza değil. Rozasea değil. Ama ben cildimden dolayı gerçekten çok sıkıntı yaşadım diyebilirim. Hani hiçbir zaman öyle çok sivilceli, çok dertli bir cildim olmadı ama bu rozaseadan dolayı zaman zaman aşırı kızarırdı cildim. Zaten hani benim hep böyle biraz pembedir. Hani fark etmişsinizdir. Ve böyle gerçekten iyi cilt bakımı yapmak, iyi ürünlerle karşılaşmak benim
bu anlamda yani cilt anlamında hayatımı değiştirdi ve de bunu özellikle sizlerle de neden paylaşmak istiyorum. Hem aranızda cilt bakımına belki meraklı olanlarınız vardır. Bir de bunun yanında hayat kalitesini de bence arttıran bir nokta. Hani nasıl yoga, meditasyon, işte ne bileyim spor yapmak, sağlıklı beslenmek bizim için çok önemliyse bence cilt bakımı da çok önemli. Çünkü yani sadece yüzümüz de değil, bütün hani her yerden, bütün vücudumuzdan, o gözeneklerden içeri giriyor işte o yapılar, yani kullandığımız ürünler diyeyim, konuşamıyorum, siz anlayın. Sonuç olarak da bu sebepten dolayı cilt bakımının çok önemli olduğunu biliyorum ve benim için ilk defa, yani gerçekten ilk defa çok cildiyeci gezmişimdir hayatım boyunca. Bu kadar olumlu anlamda beni etkilemedi hiçbir ürün. Ve kullandığım ürünleri de lafı uzatmadan şimdi göstermeye başlayacağım. Çok kısaca şunu da söyleyeyim. Biliyorum biraz fazla böyle ürünleri göstermeden konuşmuş oldum ama bu videoda zaten hiçbir şekilde sponsorlu bir video değil. Nacizane sizinle paylaşıyorum. Bir de bu ürünleri kullanın asla demiyorum. Bunlar bana iyi gelen ya da bazen işte paylaşacağım birkaç üründen de bahsedeceğim zaten. Bana iyi gelmeyen, benim çok hoşlanmadığım ürünler olacak. Asla böyle bilirkişi değilim bu konuda. O yüzden lütfen bu videoyu izlerken bunu da çok dikkate alarak izleyin derim. Başka sorularınız olursa elimden geldiğince ve bilgi sahibiysem de yanıtlarım. Bunu da böyle söylemiş olayım. Bir de şeyi söyleyeceğim. Ben bu pandemide ilk önce Çağla Çetinöz diye bir kız vardır, biliyorsunuz. Yani aranızda bilenler vardır. Onun videolarından duymuştum. İşte Çisem Çakır diye bir kız var demişti bir vlogunda. Ve sonra bu Çisem Çakır kim acaba? Cilt bakımına ben de merak salıyorum. Yani ben de meraklıyım. Bir araştırayım dedim. Sonra Çisem'in videolarını zaten izledikçe bilgilendim. Dolayısıyla burada sizlerle paylaşacağım birçok ürünü Çisem'in önerileriyle aldım ve denedim. Evet, şimdi ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Öncelikle şu kuru fırçadan bir bahsetmek istiyorum. Umarım bütün ürünleri istediğim gibi zoomlar bu arada kamera. Bu kuru, yani at kıllarından üretilen bir fırça. Bu arada at kılı ata zarar vermeden, onun hani bu kıllar attan alınırken ata zarar verilmeden üretiliyormuş. Ben onu araştırmıştım çünkü benim için önemli. Bunu böyle ben sabah kalktığımda her sabah, yani mutlaka böyle bütün vücuduma bu şekilde şöyle dikey hareketlerle yapıyorum. Yani masaj yapıyorum. Kuru fırça masajı diye bakabilirsiniz ve kan dolaşımına çok fazla etkisi var. Sağlığa da iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden mesela ben ilk her gün güne bununla başlıyorum. Bu bir. Sabahları cildimi ben genelde yıkamıyorum. Sabah ve akşam rutini olarak bahsedeyim, daha kolay olur diye öyle ele alacağım. Sabahları ama ne yapıyorum? Genelde dediğim gibi benim aşırı hassas ve kuru olduğu için ve de atopik olduğu için nemlendirmeye çok ihtiyaç duyuyorum cildimi. O yüzden genelde güneş kremi sürmeden önce şöyle Unique diye Kore markasının, şöyle umarım netliyordur, bakayım netliyor galiba, aynen. Beta glukan serumu var. Bu nemlendirici bir serum ve de hyaluronik asitten çok daha etkili olduğunu öğrendim ben. O yüzden genelde hani her sabah olmasa da iki günde bir sabahları cildimin eğer neme ihtiyacı varsa muhakkak cildimi bununla nemlendiriyorum. Sonra da güneş kremimi kullanıyorum. Şimdi iki tane ben güneş kremi almıştım ama o zamanlarda kuru ciltli olduğumu bilmiyordum. Ben kendimi tamamen yağlı ciltli sanıyordum nedense. O kadar bilgisizdim yani, siz düşünün. Şöyle Clarins markasının Midday Blue UV Shield yazan, netliyor mu? Gerçekten arkadaşlar şu netleme konusunu tam çözemedim. Umarım netliyordur. Aynen. Bu güneş kremini aldım ve bu böyle mor bir güneş kremi. 50 faktörlü. Sürdüğümde cildime inanılmaz kuruttu. Hani size anlatamam ve böyle cildim pul pul oldu. Neden böyle oldu diye hani bir merak da ettim, hani anlayamadım çünkü dediğim gibi bilmediğim için bu kadar kuru olduğunu. Dolayısıyla size söyleyeceğim şu: ciltte çok az beyazlık bırakıyor, hatta bence çok az değil. Ha, bu arada iki parmak kuralı var, hani şu iki parmağınıza böyle sürüp onu bütün vücudunuza ve boynunuza yedirmeniz gerekiyor etkili olabilmesi için. Çünkü yapılan testler güneş kremleriyle ilgili hep bu şekilde yapılıyormuş, yani etkisini ancak o zaman gösteriyormuş, bilginiz olsun.
Dolayısıyla da evet, bu beyazlık bırakmıyor diyemem. Bırakıyor ama birazdan göstereceğim şu Cosmet'in Sun Essential kremi kadar beyazlık bırakmıyor. Bundan hiç memnun kalmadım. Şöyle netliyor. Evet, başardım. Bundan da bahsedeyim o zaman. Yani bu inanılmaz derecede. Bunu eczaneden almıştım ve ilk aldığım güneş kremi buydu. Ve hatta bunu bir arkadaşıma vereceğim ama bu videoyu çekmek için beklettim. Nasıl beyazlık bıraktı ve yani kuru ve atopik yapıdaysa cildiniz size çok iyi gelmeyebilir. Belki yağlı ciltler, eminim. Ya zaten bunun içeriğinin çok iyi olduğunu biliyorum. Bunun da iyi olduğunu biliyorum. Çünkü araştırarak almıştım. Ama hani bu biraz daha az beyazlık bırakıyor. Yağlı ciltliyseniz ben nacizane bu ikisine yönelebilirsiniz diyorum. Şimdi bunun yanı sıra Manyo markasının Our Vegan diye bir güneş kremini aldım ben. Ve bu Sika'lı, hatta şurada yazıyor Sika'lı olduğu. Sika'nın da yani Sika içeren... Ay, dışarıdan sesler geliyor, bir anda korkuyorum. İçinde Sika içeren ürünlerin de zaten hassas ciltlere çok iyi geldiğini de bildiğim için ben böyle inanmıyorum, bunun içinde Sika varsa o zaman alayım demiştim. Yine büyük ihtimalle Çisem'den, hani onun Instagram'ından görmüşümdür. Çünkü indirim falan oldukça da o ara ara paylaşıyordu. Neyse, ben bunu aldım. Ürünün içeriği, her şey çok güzel ama yine ben kuru ciltli olduğum için bende böyle bir kalıntı bıraktı. Yani bana iyi gelmedi, cildimi nemlendirmedi. Bu arada yine bilmeyenleriniz için şunu da söyleyeyim. Öncesinde herhangi bir hyaluronik asit ya da böyle hani beta glukan serumu falan kullanırsanız, bu Eunuyn demin gösterdiğim gibi, üzerine de mesela bu güneş kremini sürdüğünüzde pul pul olabiliyor. Dolayısıyla hani cilt yapınızı öncesinde öğrenip ona göre hareket etmeniz hayatınızı kolaylaştırabilir. Bir de böyle atlaya atlaya gidiyorum ama bunu ben internetten aldım. Şöyle göstereyim. Skin Analyzer diye geçiyor galiba. Yani ne diye arattım bilmiyorum ama kolay bulabileceğiniz bir ürün ve yanlış hatırlamıyorsam 70-80 liraydı ve genelde ben indirime girmesini kovalıyorum. Hani işte favorilere ekliyorum, ondan sonra ara ara bakıyorum, yani hani öyle 40 liraya iniyorsa öyle alıyorum falan, hani yakalayabilirsem. Neyse, bu sonuç olarak böyle işte çalıştırdığınızda hani cildinizdeki yağ ve su oranını ölçüyor ve ona göre de zaten cildinizin neye ihtiyacı varsa onunla besleyebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun derim. Şimdi sabah rutinim bu şekilde benim. Hani cildimi genelde dediğim gibi ben yıkamıyorum. Çünkü akşam yıkadığım için sabah yıkama, yani tabii ki de suyla yıkıyorum ama öyle herhangi bir temizleyiciyle temizlemiyorum. Öyle bir gereksinim de duymuyorum. Ama yazın hani çok çok sıcaksa tabii ki de yazın o uyguladığım şey, yani gece kullandığım genelde su bazlı temizleyiciyi kullanmak oluyor. Şimdi bunu demişken ben o zaman şeyden bahsedeyim. Genelde ya yağ bazlı çift aşamalı temizlik yapıyorum. Akşamları bunları da öğrendim. Gerçekten çok şey öğrendim. Çiseme de buradan, bilmiyorum bu videoyu izlerse, izlemezse de selam olsun, izlerse de selam olsun. Gerçekten minnettarım öğrettikleri için ve de ona böyle ilk başından beri, hani benim bu yolculuğumun başından beri ara ara soru sorduğumda her zaman bana hep geri döndü. Çok da güzel yönlendirdi. Teşekkür etmiş olayım. Şimdi çift aşamalı temizlik yaptığımda zaten ya işte neydi bunun adı? Miseler suyla temizliyorsunuz. Bu benim bir havaalanından aldığım miseler suydu ama birçok markanın miseler suyu var zaten. Ya bu ya da bu All Clean Balm diye Heimish markasının bir balmı. Benimki hatta bitti. Hani şöyle göstereyim, içinde kalmadı diyebilirim. Bunun yapısı bayağı güzel arkadaşlar. Hani balm diyor ve gerçekten balm gibi bir yapısı var. Bunda da ne oluyor? Şimdi cildinize böyle belli bir miktarda uyguluyorsunuz. Ondan sonra da masaj yapıyorsunuz. İşte 2-3 dakika ben böyle bayağı böyle yukarı doğru hani şöyle ovalayarak falan, hani hatta boynuma falan da sürüyorum. Güneş kremi de kullandığımız için ve kullanmamız gerektiği için, hani 360 yılın 365 günü de bu gerekliymiş. Havalar kötü olsa dahi o ışınlar cildimize etki edebilirmiş ve ben buna inanıyorum. Ayrıca cilt kanseri bayağı arttığı için siz de bildiğiniz üzere bu temizlik aşaması bence çok önemli. O yüzden iki aşamalı temizliği yapıyorum. Hafif böyle ıslatıyorum, sonra yine böyle işte yıkıyorum. Ondan sonra da su bazlı temizleyiciyle devam ediyorum. Ama genelde ben miseler suyla haftada 2 maksimum kullanıyorum. Yani haftada 4-5 bu Heimish'in
yağ bazlı temizleyicisini kullanıyorum. Bu arada yine dediğim gibi bunlar benim kullandığım ürünler. Birçok yağ bazlı temizleyici var. Hani benim çisemden hatırladığım mesela Unique markasının galiba vardı. Çok iyi bir yağ bazlı temizleyicisi. Başka şu an aklıma gelmiyor ama yani siz de araştırırsanız birçok iyi marka bulursunuz. Ay bu da iyi değil mi? Ay şu da iyi değil mi? Falan diye hani bana sormayın. Yani yazabilirsiniz alta yorumlara. Bana bu iyi geldi diye. Ama hani hangisi çok iyi, hangisi kime iyi gider? O konuda en bilgili kişi ben değilim. Bunu yeri gelmişken yine belirteyim. Şimdi geldik diğer aşamaya. Su bazlı temizleyiciler. Bu su bazlı temizleyicilerde ben zaten bu arada hani çift aşamalı temizlik ne falan hani böyle bunları da öğrenmeye çalışırken aa bir de su bazlısı var, bir de yağ bazlısı var falan diye böyle gerçekten bebek adımlarıyla öğrendim. O yüzden hani aranızda aa bu ne demek falan diyenler varsa gerçekten kendinizi yalnız hissetmeyin. Ben öyleydim yani. Yavaş yavaş gerçekten yağ bazlı temizleyiciyle hani yağ yağı çözer derler ya. Hani belki makyaj yapıyorsunuzdur. Ben öyle yoğun makyaj yapan biri değilim. Ama güneş kremi de sonuçta içinde belli miktarda bir sürü şey içeriyor. O yüzden onları hani gözeneği iyice temizlemek için yağ gerekiyor. Sonrasında o kalan kalıntıları temizleyebilmemiz için su bazlı temizleyiciler. Şimdi ben ilk başta ne kullanayım diye düşündüm. Bu Herborian markasının. Bu Fransız ve Kore beraber galiba üretildi. Şöyle netledi aynen. Su bazlı temizleyici olarak bunu kullandım. Heh, beni de netlesin. Gerçekten bu kameranın netlemesini çözdüm artık. Bunu kullandım ve bundan çok memnun kaldım. Hatta bitti. Tamamen bu videoyu çekeyim ve size göstereyim diye hani elimde tutarak böyle gösterebileyim diye beklettim. Çok iyi bir su temizleyicisi. Öneririm ama çok pahalı. Yani fiyatını hak ediyor mu? Emin değilim. Gerçekten birçok bu arada şey aklıma geldi. Yağ bazlı temizleyicide Cosmed'in yağ bazlı temizleyicisinin bayağı iyi olduğunu duydum ama ben denemedim. Bilginiz olsun. İkinci olarak ben bu You to the People markasının ikinci alışım bu. Bunu ben Eda Ece'nin paylaşımından görmüştüm. Daha bir yıl olmuştur yani. Hani pandeminin ilk başındaydı. O paylaşım Instagram'dan görmem. Aa bunu ben de deneyeyim demiştim. Çünkü hani o kızın kadının cildini çok seviyorum. Neyse bunu aldım. Şöyle göstereyim. Bu netlemesini bekleyeyim mi ben ya? Nasıl oluyor bu işler arkadaşlar? Bana bir yardım edin. Bunu zaten böyle bir pompa kullanıyorum. Bu arada hani şöyle bir bubble maker aldım kendime. Baloncuk üretiyor. Buna böyle bir pompa şunu çıkarıyorsunuz, bir pompa koyuyorsunuz. Hani tabii ki de bunu almak zorunda değilsiniz. Elinize sıkarsınız. Biraz suyla böyle köpürtebilirsiniz. Ama bu çok işe yarıyor diye görüp ben de alayım dedim. Misha'dan almıştım bu arada bunu. Bilginiz olsun. Hani soranlar olursa diye. Bunu da Sephora'larda bulabilirsiniz. Ben Sephora'dan aldım. Bu ikincisini de oradan aldım. Ama internetten de zaten söyleyebilirsiniz. Yine söylüyorum benim ikinci alışımda buna bayağı zam gelmişti. Hani ilk alışımda yine fena değildi. Hani fiyatı alabilirim dedim. Ama ikincisinde böyle yalan olmasın da bir %15, %20'lik bir zama uğramıştı. Tabii 7-8 ay sonrasında aldım bir daha hani bunu bitirip. Ama arada başka ürünlerde kullandım. Neyse sonuç olarak yani daha makul fiyatlı ürünler ya da belki indirimden yakalamanız çok iyi olabilir. Ama memnun kaldım mı? Sadece fiyatla ilgili de burada bilgi vermiş olmayayım. Çok memnun kaldım. Yani şu mu şu mu derseniz ben yapısı itibariyle bunu tercih ederim. Bir de bildiğim kadarıyla ikisinin de pH'i çok iyi. Çünkü pH'larının 5,5-6 olması cildimiz açısından en ideali. Mesela sizinle şunu paylaşacağım. Bu da Apio markasının Madecoso Side Cleansing Foam'u. Şöyle göstereyim. Bunu mesela arkadaşlar ben bayıldım. Yani hani anlatamam size. Öyle böyle değildi. Aşk yaşadım ben bununla. Lakin bir öğrendim ki bunun pH'i 9. Ve 9 gerçekten hiç iyi değil. Dolayısıyla da ben hatta bir daha alayım. Yani üçünün arasında en memnun kaldığım buydu. Bunu kesin alayım artık tamam. Ben buldum su bazlı temizleyicim bu falan dedim. Ama işte yani birçok şeye bakmanız gerekiyor. Bir de benim cildimi kurutmadı. Ama uzun vadede bu pH'i yüksek olursa... Lucy gel. pH'inin yüksek olması kısacası cildinize zarar verebilir. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var.
Şimdi önce bu arada bir dakika, demin güneş kremlerini paylaşırken atladım. Ben bu işte yeniyim arkadaşlar ya. Ben bu işi çözene kadar zaten gerçekten şu yerlere koyduğum şeyler de var sizinle. Hepsi buraya sığmadı. Önümde bir masa var. Neyse yapacağım. Demin güneş kremlerini paylaşırken en sevdiğim iki tane güneş kremini atladım. Benim cildimin bayıldığı iki tane güneş kremi oldu. Birincisi bu. Essence Sun SPF 45++++ diye geçiyor. Zaten buna eminim hani duyanlarınız, görenleriniz vardır. Bayağı iyi bir güneş kremi. Hassas ciltlere önerebilirim demeyeceğim. Çünkü bilmiyorum, belki bana iyi gelen size iyi gelmeyebilir ve dediğim gibi ben burada bilir kişi değilim. Ama benim cildim buna bayıldı. Bir diğeri de Cosrx'in Aloe Soothing Sun Cream. Bu SPF 50 olarak geçiyor. Yine plus, kaç plus? Plus 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 olarak şöyle. Aloe vera'ya bazı ciltlerin tepki gösterdiğini biliyorum arkadaşlar. O yüzden hani özellikle içinde aloe vera varsa hani ya testerını isteyin ya mümkünse küçük boyu varsa küçük boyunu alın bir deneyin derim, daha önce denemediyseniz. Ama ben böyle bayağı bir risk alarak, çünkü aloe vera'yı çok seviyorum ve umarım benim cildime iyi gelir diye düşündüm. Bunu direkt aldım ve şükür ki bir şey olmadı. Ben gerçekten çok sevdim. Ve de böyle şey, hani nemlendirici etkili. Bu Essence da öyle. Bunları zaten sürdüğünüz zaman bence nemlendiriciye ihtiyaç duymama olasılığınız çok yüksek. Bir de makyaj bazı yerine bile geçiyormuş. Nacizane yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Güneş kremi sürdükten 8 dakika hatta 10 dakika sonra makyaj yapmanız çok iyi olur. Bilginiz olsun. Şimdi biraz hızlanıyorum. Yani video yine çok 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 uzun olmasın diye. Ama her şeyi paylaşacağım. Hyaluronik asit olarak ben bu Ordinary'nin hyaluronik asidini zaten almıştım. Bir yıl oluyor yani artık. Zaten bitiyor hani. Şöyle bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Çok çok az kaldı. İlk bunu almıştım ama sonrasında Çisem'den öğrendiğim kadarıyla Tiam markasının bu hyaluronik water plumping serum diye hatta adlandırıyorlar. Bunun çok daha iyi olduğunu öğrendim. Dolayısıyla bunu aldım. Ve yani ben bilmiyorum hani bu mu daha iyi, bu mu daha iyi cildime etkisi. Hani bunu çok kullandım, memnun kaldım ama bu biraz köpürüyor. Ben ikisinin de bana iyi geldiğine inanıyorum ama yani içerik olarak bu bir tık daha iyiymiş. Bir de şey var, gerçekten hyaluronik asit serumları genelde böyle ciltte biraz yapışkanlık hissi bırakıyor. Bu o kadar bırakmıyor. Yani bunda o his çok daha fazla. Bunu da söylemek isterim. Nacizane. Bir diğer kullandığım ürün göz kremi. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle. Bunun adını şuralara bir yerlere yazarım. Bu bayağı iyi böyle yoğun yapılı bir krem. Hatta benimki neredeyse bitmek üzere. Şöyle göstereyim. Bunu böyle 25 hatta 27 yaşından sonra sanki kullanılması daha iyi gibi geliyor bana. Ama tabii ki de bunun belli bir yaşı yok. Bence sadece 18 yaşın altındaysanız hani çok erken derim. Bunları böyle pıt 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 sürüyorum. Bir de ben şey biliyorum, Londra'dayken bir dönem böyle cilt bakımıyla ilgili bir işte çalışmıştım böyle bir sene kadar ama böyle yan işti diyeyim size. Oradan öğrendiğim bir şeydi. Şuradaki hani göz altı derimiz ve çevresi bizim yüzümüzdeki deriye göre 10 kat daha ince. O yüzden özellikle işte göz kremi falan sürerken böyle çekerek değil, şöyle pat pat hareketlerle sürmeniz çok daha iyi olur. Bunun yanı sıra şimdi şöyle de bir şey var. Şu Klairs markasının yine bir serumunu almıştım. Hatta bunun bu serumuyla netledi mi? Mavi renk bu. Ben rengini çok sevmiştim. Şöyle mavi bir renk serum hatta. Ve bu çiçeğin renginden kaynaklanıyormuş. Hani hiçbir şekilde katkı maddesi değilmiş. O da beni etkilemişti. Bunun yanı sıra bir de bu Klairs'in Midnight Blue Calming Cream diye bir kremi var. Bunu aldım. Bunlarda çok fazla peptit vardı ve gençleştirici etkili diyor. O yüzden hani haftanın 2 günü, 3 günü ben mesela bunu kullanıyorum. Akşam rutinimden bahsediyorum şu anda dediğim gibi. Sonrasında da bu kremi kullanıyorum. Rengi de şöyle çok tatlı bir rengi var. Ama yani bunlar da Kore markaları ve yani yine ve yeniden söyleyeyim çok ucuz. Yani çok ucuzu geçin. Artık bir de zaten zam geldi. İndirimlerde yakalamanız çok daha iyi olur. Çünkü ben de artık bir şey alırken indirim kovalıyorum. Diğer türlü işin altından kalkmak zorlaşıyor. Evet neyse. Şimdi
Sika Toner diye ben böyle Kozarex'in bir toniğini almıştım. Bunu kimsenin önerisiyle almadım. Tamamen kendi içgüdülerime güvenerek aldım. Netledi mi? Netlemedi galiba. Şöyle göstereyim. Aynen. Memnun kaldım mı? Çok memnun kaldım. Çok sevdim. Yani bunu da zaten cildimi biraz karışık anlatıyorum ama şöyle yağ bazlı temizleyici bir. Sonrasında su bazlı temizleyici. Demin gösterdiğim o 3 tanesini ben denedim. Sonrasında göz kremimi kullanıyorum. Şu. Sonrasında serumu sürüyorum. Göz kremini sürüyorum. Ondan sonra toniği kullanıyorum ben. Sonrasında Essence denilen böyle tonikten daha yoğun kıvamlı bir Essence çok öneriliyordu. Yani bunu yani çok yerde duydum. O yüzden bunu almam gerekiyor diye geçen ay aldım ve bir ayda da bu kadar kullandım açıkçası. Time Revolution'ın First Treatment Essence'ı bunu kullanıyorum. Sonrasında serumu sürüyorum. Hyaluronik asit ve sonrasında da nemlendirici sürüyorum. Genelde bazen de nemlendirici sürmüyorum. Şey gelebilir ya bu kadar işte basamağa gerek var mı? Cildine kötü gelmiyor mu falan? Hayır. Benim cildime kötü gelmedi. Gelse zaten kullanmam. Bu arada bilmiyorum bu videoda görebilir misiniz ya da belki dikkat edenleriniz vardır. Şuramda ve şuramda bir iki yerde sivilce çıktı. Onların sebebi maskeden. Çünkü ben iki maske takıyorum ve hani gün boyunca hiç çıkarmıyorum. Dolayısıyla maskede sivilce yapıyor ama sağlık her şeyin üstünde. Şimdi yavaş yavaş sonlara geliyorum. Şu şöyle bir şey daha aldım ben. Misha'nın Madeco Society ampulünü. Bu da şöyleli. Bundan da memnun kaldım. Gayet iyi. Bu zaten içinde sika var. Sika içeren bir ürün ampul. O yüzden gayet iyi geliyor. Sonrasında Cosmed'in şöyle bir enzim powder'ı var. Onu almıştım. Bu da bana gayet iyi geldi. Ben asit ürünlerinden bahsedilir. Yine merak edenleriniz varsa zaten bu konuda bilgilidir. Ben cildime asla asit ürünü kullanamam. Rosacea'dan müzdarip olduğum için en başta ve de çok çok hassas bir cildim olduğu için. Ama bu enzim powder'ı, enzim power diye geçiyor işte. Bunu böyle suyla köpürtüyorsunuz. Haftada maksimum 2 kere kullanıyorum. Bu da gözenekleri açmaya yardımcı oluyor. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra nemlendirici olarak size birkaç tane üründen bahsedeceğim. Şu CeraVe'nin yüz nemlendiricisi zaten. CeraVe'nin ürünlerini ben çok sevdim. Yani bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Netlememekte ısrar ediyor. Şöyle aynen. Bu kadar seveceğimi düşünmemiştim ama bayağı memnun kaldım. Önerir miyim? Öneririm. Ama yine tekrar ediyorum. Size uygun olur mu olmaz mı? Önce onu kontrol edin. Ondan sonra alın. Bu zaten inanılmaz iyi. Sika jel. Yani bunu uzun bir süre almadım. Şöyle. Bunu uzun bir süre almadım ben arkadaşlar. Yani bir ay olmamıştır bunu alalı. Çünkü çok öneriliyordu. Yani özellikle Çisem bunu bayağı övmüştü. Ve böyle hani almayayım ya. Hani sonra alırım bir bunları bitireyim falan demiştim. Yani mutlaka iyi gelir ama sonrayı hep böyle erteledim. Sonra denediğimde bunu 2 hafta. Minimum 2-3 hafta oldu alalı. Ve birkaç kez kullandım. Bana iyi geldi. Özellikle hani gece sürüp sabah kalktığımda cildim böyle neme doymuş kalkıyorsam evet bu ürün bana iyi gelen bir ürün diyorum. Ve başka yani şöyle aslında saç ürünlerinden de bahsedecektim ama eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ve devamını isterseniz saç ürünlerinden bahsedebilirim. Bir de yine belirtiyorum bu video hiçbir şekilde sponsorlu değil. Zaten olur da bir gün sponsorlu bir video çekersem bunu mutlaka videonun başında sonunda belirtirim. Artı açıklamaları da yazarım. Çünkü ben diğer türlü rahat edemem. Çünkü size her zaman çok dürüst olmam gerekiyor. Ya bilmiyorum benim için o çok önemli. UFO ürünlerini de kullanıyorum. Ama ondan da video uzamasın diye bu videoda bahsetmeyeceğim. O zaman ben son olarak şu iki tane maskeden bahsedeyim. Bunlar gece maskesi. Zaten şu Laneige'in maskesi ben bilmiyordum. Hani birçok insan kullanıyormuş, birçok insan memnunmuş. Şöyle değil mi netliyor? Ay şu netlemeyi öğretin bana. Neyse netleyemiyorum ben. Bu Laneige'in işte uyku maskesi bayağı iyi diyorlar ve ben kullandım. Ben şöyle söyleyeceğim. İkisini karşılaştırayım. Tabii ki de iyi, tabii ki de memnun kaldım. Sabah kalktığımda zaten böyle
neme doymuş bir ciltle uyandım onu kullandığım zaman. Ben her gece de kullanmadım. Genelde haftanın iki günü aşağı yukarı onu kullanıyorum. Ama buna elim daha çok gidiyor. Bu pirinçli Cosrx'in maskesi, uyku maskesi. Spa Mask diye geçiyor. Bu çok daha iyi arkadaşlar. Yani bilmiyorum, ikisi arasında kalırsanız bence Laneige çok ünlü olmasına rağmen, hatta böyle saniyede bilmem kaç tane satıyormuş. Ama yine de ben bunu öneriyorum. Ben bunu daha çok sevdim yani, onu söyleyebilirim. Ve son olarak çok övüldüğü için tamamen reklamlar dolayısıyla bu Laneige'in Lip Sleeping Mask'ini aldım. Minicik ve bu 79 TL'ydi. Bence çok pahalıydı. Şöyle bir dakika. Of, böyle. Bak böyle netlemiyor mesela, bakın. Şöyle netliyor mu? Netliyor galiba. Bundan memnun kalmadım. Yine memnun kalmadım. Çünkü ben hani böyle bir şey yapacak diye bekliyordum. Bende bir etkisi olmadı. Bu arada demiyorum ki bunun hiçbir etkisi olmaz. Belki bana etki etmez ama size inanılmaz derecede böyle dudaklarınıza bir etki yaratır. Benim bunun yerine aslında kullandığım aloe veralı bir tane böyle dudak şeyi var. Ne diyeyim? Parlatıcısı var. Yani besliyor o dudağı. Ben onu çok daha fazla seviyorum. O bana çok iyi geldi. Bu böyle. Bir de son olarak iki tane ürün daha var. Hadi bunlardan da bahsedeyim ve artık bu videoyu kapatayım. İlk başlarda bu işte cilt bakımına ilk başladığımda ben zaten hangi siteye girdim? Birkaç site var zaten. Dilerseniz onları açıklamaya yazabilirim. Ya da yorumlardan bana nereden aldın diye sorarsanız hani oradan da size site isimlerini yazarım. Belki hatta o yorumu pinlerim, artık o size kalmış. Neyse, bunu da internetten aldığımda Haymiş markası. All Clean White Clay Foam diye geçiyor. Bu bir kil maskesi. Ben bunun kil maskesi olduğunu bilmiyordum. Bunu da bir arkadaşıma vereceğim. Çünkü bana çok fazla geliyor. Dediğim gibi kuru ciltli olduğum için benim bu cildimi daha fazla kurutuyor. Hatta yanılmıyorsam Kiko markasının pembe kili varmış. Onu izledim diye hatırlıyorum ve o pembe kil hani hassas ciltlere en iyi gelen kil maskesiydi diye hatırlıyorum. Kiko'nun diye hatırlıyorum ama emin değilim markadan. Onu alabilirim belki ama daha bilmiyorum. Şimdi bunu da yani gerçekten 1,5 yıl falan önce, belki de 2 yıl önce havaalanından almıştım. Ve uzun bir süre kullanmadım. Hatta son kullanma tarihi geçmedi değil mi falan diye bakmıştım. 30 mil. Havaalanında aldığınızda biliyorsunuz daha ucuza geliyor ama bu Dior'un Capture Youth Redness Soother diye böyle kızarıklık önleyici. Şöyle görüyor musunuz? Arkadaşlar gerçekten netlemiyorsa kusuruma bakmayın. Benden kaynaklı değil. Kameram inat ediyor herhalde benimle. Şöyle göstereyim. Netledi ya. Şu anda net. Değil mi? Gibi gibi. Bunu bitirdim. Bunun yani bir daha almam. Zaten bu kadar pahalı bir ürün almam. Ama o zamanlar sanıyordum ki hani, hatta ben bu döngüye, bu yanılgıya çok fazla düştüm. Ne kadar pahalıysa bir ürün o kadar iyi olmalı. Hani daha ucuz, yani çok ucuz ürünler zaten çok iyi değildir diye bir algım vardı. Zaten öyle kalkıp da Chanel'de, Dior'da öyle ürünler de kullanmadım şimdi. Öyle bir algı oluşmasın. Hayatımda aldığım en pahalı ürün budur. Ya da annemin aldığı işte kremde oydu buydu, ondan sürüyordum. Yani öyle çok fazla cilt bakımıyla ilgili bir alakam yoktu. Sadece rozaseam arttığında ve de azdığında İlaçlar kullandım zaman zaman cildiyeciye, dermatologlara gidip, ya da böyle işte birkaç kere lazer uygulaması yaptırmıştım. Onu da iyi gelmediğini öğrendim bu arada. Neyse, bunu işte havaalanından aldım ucuz fiyatlı diye. Bir de böyle 6 çeşidi vardı, böyle rengarenk. Rengarenk aynen. Bu da kırmızılığınızı önler bilmem ne, hani orada böyle konuşan çok tatlı kadınlar oluyor ya, işte satış uzmanları diyeyim. Onların da böyle pazarlamasının kurbanı oldum, aldım. Ama yok yani, hani memnun kalmadım da diyemem. Cildime böyle inanılmaz bir etki yaptı mı? Hayır. Alın der miyim? Demem. Bunun yerine geçecek çok daha makul fiyatlı, çok daha iyi ürünler var. Ben size benim kullandıklarım arasında bir daha göstereyim mi? Yani şunu öneririm, bu güneş kremini. Şu güneş kremini. Yani ben çok severek kullanıyorum. Daha doğrusu öneririm demek çok yanlış. Çok severek kullanıyorum. Bir tane nemlendirici seçsem şunu seçerim. Bir tane işte uyku maskesi seçsem şunu seçerdim.
Ve su bazlı temizleyici olarak da ben sanıyorum şu derim. Dediğim gibi yani bunlar tamamen sizin tercihiniz. Hiçbir şekilde ben bunları alın demiyorum. Deneyin. Cildiniz neyi seviyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa, neyle mutlu oluyorsa onu alın diyerek ben artık bu videoyu kapatayım. Çünkü evet artık ben de böyle çok fazla konuşmaktan biraz şey oluyorum. Bazı videolarda böyle gerçekten yoruluyorum video bittiğinde. O zaman anlıyorum çok konuştuğumu. Ama dediğim gibi böyle bu videoda hani hepsini olabildiğince size anlatayım dedim. Ve saç ürünleri kaldı, UFO ile ilgili şeyler kaldı falan filan. Neyse devamını isterseniz zaten siz bana yazarsınız. Bu videoyu, bu arada Instagram'dan takipte değilseniz lütfen ve isterseniz, dilerseniz Instagram'dan takipte kalabilirsiniz. Şuralara bir yerleri bırakacağım. Orada tabii ki hani daha anlık storylerden özellikle ya da postlardan size ulaşabiliyorum. Ve hem bu videoların hem de sizinle etkileşim ve iletişimimin daha interaktif olması için bu benim için çok kıymetli. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada bu balonu işte ne bileyim böyle bir atmosferi nasıl buldunuz arka planı? Sizin için böyle ara ara değişiklikler yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Yorumlarınızı da arkadaşlar bekliyorum. Sizin kullandığınız ürünler neler ve siz memnun kaldınız mı? Özellikle belki hani çok memnun kaldığınız bir ürünü ve de hiç memnun kalmadığınız bir ürünü yazarsanız diğer arkadaşlarımız da eminim bundan çok fazlasıyla faydalanır. Çok fazlasıyla müthiş bir Türkçe o. Yok. Çok ve fazla mesela aynı anda kullanılır mı? Ama artık beynim yanmıştır. Fazlasıyla faydalanacak arkadaşlarımız olacaktır. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın ve cilt sağlığınıza da özen gösterin. Şunu da son olarak söyleyeceğim. Bütçeniz bazı ürünlere yetmese bile indirim kovalayıp olabildiğince makul fiyatlı cilt bakım ürünlerine yönelin derim. Gerçekten o cilt temizliğinizi eksik etmeyin. Yani çok önemli bence. Bunu bir daha belirtmek isterim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Mahalo diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Şu anda yani bu durumumu bir size göstermek istiyorum. Gerçekten yani bir görün ya. Hani gerçekten kameranın o tarafında olmak var, bu tarafında olmak var. Var da var yani. Bir göstereceğim size. Şöyle yani şunları zaten sizlerle paylaşamadım artık. Önemli değil bir dahaki videoda. Bakın şurada oturdum.